Merdivenden devam edin. Devam et, devam et. Kalk. Yürü. İyi misin? İleri sola. İleriden sola. Dur orada. Pek bir geç kaldınız. Evet, hoş geldiniz. Gerçekten mi ya? Evet arkadaşlar. Havadan 250 bin geliyor muydu böyle? Bence gelmiyor. Devirde para kazanmak zor. Kim kime kolay kolay 250 bin veriyor? Ha bir de demişler, babana bile güvenme diye. Kime güveneceğinizi artık daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ya bu saatten sonra anlasak da bir şey değişecek mi? Artık buna da ben karar vereyim, öyle değil mi? Her Efa. şey bir düzmece yani. Efa. Evet Teğmen. Yolda bunlar beni sana sattılar mı? Kendileri cevap versin. Başta da söz verdiğim gibi ben satmadım. Bu saatten sonra satmam da. Her şeyin ne olduğu belli. Seninle alakalı hiçbir şey söylemedim. Konuş da Deren. Bir şey söylenmedi. Çok bir önemi var mı bu saatten sonra bu soruların? Evet. Beni satmış olsaydınız şu an burada olmazdınız, öyle söyleyeyim. Ama şu an bunu yapmamızın birkaç nedeni var. Birincisi, şu an şehirde sizin varlığınızı bilen fazladan bir kişi var. O da arkanızdaki kişiydi. Ben daha sizi yanıma almadan önce ta en başından Vefa ile çalışıyordum, biliyor musunuz? Ve sizin o yaptığınız aptal hareketleri başından beri inceliyordu. O dağdaki vaşak ısırması, hem polis departmanının önünden hem
hem hastanenin önünden koştura koştura geçmeniz. Abi, bırak bırak konuş. Yolun ortasında bir aracı durdurup o aracı çalmanız. Departman dolabından sniper çıkartmanız. Ekipman çavuşuyla 1000 dolara 2000 dolara anlaşıp oradan silah çıkartmanız. Arkanızdaki dedektif sizin yaptığınız hareketleri rahatça erişebiliyorsa, inceleyebiliyorsa bana ulaşamazlar mı sanıyorsunuz? Her şey bu kadar kolay mı? Sen konuş daha dene. Dünkü hatan, olayı da unuttunuz Seymen. Senin hatan yüzünden bu arkadaki adam ölüyordu. Duyuyor musun? Ortalama ya. Duyuyorum. Bu adam ölseydi bütün işi bok edecektin. Yaşar aslanım, bu uçak biletini al. Ben canımdan çok seviyordum. Ne anlatıyorsun bana ya? Keyfimden yapmadım bir şeyleri. Canından çok sevdiğin adamı keyfimden yapmadım. Lan bu bu. Ne yapsaydım? Nasıl bir mesajı siliyor. Ne deseydim? White listim gidecek. Hiçbir şeyden haberim yok. Nedense onu yapıyorum. Başka bir şey yok. Arkanda gördüğün adamı sevdiğim kadar kimseyi sevmiyorum ben. Ben bunu yaptım ve sen hala beni sınıyor musun gerçekten? Sesini alçalt. Geç otur. Karını seviyorsun değil mi? Her şeyden çok. Yakın zamanda bir çocuğunuz olacakmış, doğru mu bu? Doğru. Güzel, sıcak bir aile kuruyorsun sen de. Doğru. Bu boka batıyorsak hep beraber batıyoruz. Bu boka ben kendi isteğimle batmadım yalnız. Benim gözümün önünde adam vurup elime silah tutuşturan sizsiniz. Hoşuna gitmediyse çekip gidebilirsin. Nasıl gideceğim? O kadar elinizde delil varken, bana güvenmezken. Size, kendime güvenmediğim gerek kadar yok. Ben size güvendim. Silahınızı bırakın, bıçağınızı bırakın. Eski sevgilim gibi trip atıyor. Dediniz. Bıraktık gittik, sorgulamadık. Bu bir test. Bunca şeyler yapıyorken neden biz test aşamasından geçiyoruz şu anda? Ben çalıştığım adamlarla ikinci seviyede. Artık yapacağım işleri büyütmek için onların güvenilir olup olmadığını test ediyorum. Bu kadar basit. Siz güven testi yapıyorsunuz ama kendi güveninizi kaybediyorsunuz Seymen. Siz bana güvenmek için beni test ediyorsunuz ama benim size olan güvenimi yıkıyorsunuz. Senin oğlum, bana olan güvenin yakın zamanda zaten tavan yapacak, anladın mı? Şu anda şehir çok farklı bir boyuta gidiyor. Benim yanımda görev yaptığım insanlara, yanımda çalışan insanlara ihtiyacım var. Ben senin güvenini sağlamak zorunda değilim. Sen benim güvenimi sağlamak zorundasın. Anladın mı? Yapmadın mı Teven? Ne istediyseniz yapmadın mı? Evet. Ne istediysem yaptın. Ama yumurta kapıya dayandığında beni satıp satmayacağını öğrenmek istedim. Anladın mı şimdi? Satmadık. Evet, satmadınız. Şu anda bu test aşamasında geçtiniz. Şimdi bundan sonra karşılaşacağınız adamların kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şu anda karşınızdaki dedektif bile tabu konuların en başında benimle beraberdi. Bunu bile bilmiyordunuz. Şu an bu güven testiyle zaten bunu öğrenmiş oldunuz. Şu an bu ekipte başka kimse yok. Sadece dördümüzüz. Dedektif, şunun da kelepçesini çözsene.
Vefa, şunlarla konuşsana. Dadelen. Efendim. Bir daha sesini yükseltirsen kafanı uçururum seni. Biz neyse. Götüm çıktı oğlum sizi toplayacağım diye. Of. Bu kadar aksiyon bunun için mi ya? Vay be. Online'da bu arada patlamışsınız. Biliyorsunuz değil mi? Son olayda benim hiçbir dahiliyetim yoktu. Sadece Yaşar'ı saldım ben. Ondan önceki olaylar benim bile kontrolümden çıktı artık. Ulu Türk her şeyi kazıyor. Tek başına nereye kadar ilerleyebilir? Tarkan'a güvenimi sağladım. O konuda sıkıntı yok. Ama boşuna trip atıp sinirlenmeyin. Bugün ipten alındıysanız bunun bir sebebi var yani. Eyvallah Aziz. Daha dikkatli olmanız lazım. Benim buradaki tek görevim sizi denetlemek. Kontrol etmek. Herkes şüphelendi şu an sizden, biliyorsunuz değil mi? Bu evet, aksiyon onun için gerekliydi maalesef. Bizim üstümüzde oynamış herkes. Koray'la bile ne olacak? Acıdı mı lan? Yok bir şey. Bir şekilde üstüne yıkmaya çalışacağız. Bu anlaştığınız salaklar işini doğru yapabilseydi. Lan VLM almayın. Evet, bundan sonrası için olacakları söyleyeyim ben size şimdi. Tarkan Teğmen oluyor. Ulu Türk'te şu anda dedektif büroda bayağı bir kıdemli olarak görev yapıyor. Belki ileride tekrar kıdem alır. Vefa ile aynı kıdeme gelir. Departmanda Aytunç var. Tehlikeli. Tehlikeli. Fazlasıyla tehlikeli. Ve hepsinden önemlisi Selman'ı unutuyorsunuz. Bu adamlar sizin peşinizden asla ayrılmayacaklar. Şu anlık bir şey bilmiyorlar ama yarın bir gün yapacağımız işler büyüdüğünde daha fazla açık vermeye başlayacağız. Bugün götü kurtarmış olabiliriz. Yarın daha fazla açık vereceğiz. Her seferinde yaptığımız iş büyüyecek, katlanarak büyüyecek, daha fazla. Siz zannediyor musunuz şehir şu an sakin? Bu hep böyle devam edecek. Benim de aldığım duyumlar var. Bu şehirde dövüş olacak, kumar olacak,
Uyuşturucu gelecek, silah gelecek. Bu şehir kaos ortamına dönecek. Benim tek başıma bu suçları engellemem imkansız arkadaşlar. Mecburen dedektif Vefa'yı artık gün yüzüne çıkartmam gerekiyordu. Normalde o sadece sizi izliyordu. Bana bilgi veriyordu. Ama şu saatten sonra artık Vefa'ya da ihtiyacım var benim. Tarkan'ın temel olması bizim aleyhimize değil mi? Elbette aleyhimize ama yüzbaşının kararı. Tam tersi Teğmen. Bozuk, tam tersi. Ben Tarkan'ı kontrol edebilirim, onda sıkıntı yok. Şu an güveni %100. Benim söyleyebileceğim tek şey var. Selman. Ulu Türk. Ve Tarkanoğlu. Ulu Türk çok deşiyor. Selman'ı büroya alıp kontrol altına alabilirim. Ulu Türk'ü de oyalayacak. Yani bizden uzaklaşacak şekilde başka vakalarla oyalayabilirim. Aytunç ve Pırpır'ı unutmayın. Pırpır bende. Aytunç'u da Pırpır'la manipüle edebilirim şu anda. Sayımız ne kadar artarsa artsın, mutlaka bizim açığımızı aramaya çalışacak bir sürü kişi olacaktır. Ve mutlaka açık vereceğiz. Öyle ya da böyle. Önemli olan önce kendinizi güvence altına alın. Ardından partnerinizin güvencesini sağlayın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Boka batarsak hep beraber batacağız. Çıkarsak hep beraber çıkacağız. Ama öncelikle kimse kimseyi satmayacak. Bir şekilde kurtulma yolunu buluruz. Merak etmeyin. Bizim satmayacağımızı öğrenmişsindir değil mi? Aynen öyle. Bugünden sonra da benim sizi satmayacağımı göreceksiniz. Ben bozuk satar diyordum ama. Ben de öyle bekliyordum ama. Revolver'ı... Niye? Daha doğrusu dalgayı dayayınca. Açıkçası senin bu Adrian olmadan önce hayatına tek tabanca ilerliyordun bozuk. Yani doğru. Kaybedeceğin bir şey yoktu senin. Yanında birilerini de götürüp götüremeyeceğin çok da belirsizdi senin için. Ama şimdi Adrian olunca hem mesleğini hem de onu korumak istediğin için beni satabilirdin. Onu korumak istediğim için satmadım zaten. Yaşar aslanım, sana Ankara'dan kalmış. Biletini al, CK'nı verelim. Şu an hayatta en değer verdiğim şeyler onlar. Adrian'a ve çocuğum. Yani ben böyle bir şey yaparken her defasında düşünüyorum zaten. Ölecek miyim? Açığa çıkacak mıyım? Coşkun'un geçerken uğraması mi? Yazmış biri. Şuradan tarıyor değil mi? Ama onları güvene aldığımı düşünüyorum. Maddi manevi. Ben sizin açığa çıkmamanız için elimden geleni yaparım. Bugün olduğu gibi. Yani o departmanda sizi nasıl savunduysam aynı şekilde korunmanızı sağlarım. Bak, evet o durum var. O ekstra site. Gitmiş. Bir canı aramış. Bili aramış. IT'lerle iletişime geçtim dedim. Halbuki yok öyle bir şey. Sanki Will ya da Bircan onu aramış gibi söyledi. Yakalansam büyük suç. Yani yırtar mıyım? Yırtarım. Şöyle geçeyim. Ama önceliğim sizsiniz. Vefa. Son olay bu kadar kolay kapanmaz Teğmen. Bunu değişecekler. İstedikleri kadar değişsinler. Bir şey bulamazlar adam. Ville Koray'a yıkalım mı olayı? Ville Koray'a yıkmanın hiçbir anlamı yok. Yani onlar suçsuz sonuçta. Sadece üzerimizdeki o okları başka yöne çevirmiş olduk. Tamam. Biraz daha üzerimizdeki yük azalmış oldu. Şu sıralar biraz daha ağırdan alırız. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Ha, bu arada siz kendi aranızda konuşursunuz. Kafanızda soru işareti kalmasın. Ben sizi her zaman korumaya çalışırım. Birbirinizi satmayın. Şu andan itibaren sayımız daha da artıyor. Ama bu demek değil ki departmanda güvendeyiz. Bizim ortaya çıkmamız için elinden geleni yapabilecek bir sürü adam tanıyor. Ve canı pahasına bunu yaparlar. Emin olun. Ama yaptığımız kötü bir şey değil. Bunu bu şekilde düşünün. Abi bu rol bu arada uzun zamandır sürüyor. Yani off stream yaptım uzun bir süre. Peki madem
Herkes birbirine güveniyor. Ben size bir soru sormak istiyorum o zaman Teğmen. Beni Watkins'le kıyaslamayacaksın bunlar. Kimle? Watkins'le alakalı hiçbir bilgim yok. Ney? Yani ben bölgedeki sniperların kim olduğunu merak ediyorum sadece. Bana çalışan iki kişi. Evet. Ben de size güvendiğimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Watkins kendi başına çalışıyor. Bizle değil. Kendi başına çalışan biri. Yetkisini öyle ya da böyle zamanında Alparslan Bey'le birleştirdi. Bizi biliyor mu? Siz konusunda bir bilgisi olduğunu sanmam. Birileriyle çalıştığımı biliyor sadece. Yarın bir gün isme ihtiyacı olursa söylerim. Bizi satmaz, merak etmeyin. Ama onunla birlikte çalışmıyoruz. Bir banka soyulur. Bundan dörtte bir pay alır. O kendi bileceği iş. Ama ben şunu söylüyorum. Her zaman bu bizim mottomuz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Büyük suçları engellemek için küçüklere görmezden... Tabii rolleri off-stream'le yapınca kimsenin haberi olmuyor zaten. Hele ki şimdi şehir daha fazla kaosa sürüklenecek. Çok daha büyük suçlar olacak. Hanginiz sadece biliyordu ben de Paragon olduğunu mesela? Vefan da artık sizi gözetlemekten ziyade artık bu işlere bir fil dahil olması lazım. Artık bundan sonra büyük suçları engelleyebilmek için beraber çalışacağız ama bir yandan da Asik. Bu Tarkan, Asik. Ulu Türk, Aytunç, Purpur, Selman belası üzerimizde olacak. Bilmiyorum. Onlar ne kadar her bizim departmanımızdan bir çalışan olsa da bizim ortaya çıkmamızı sağlayacaklarsa benim için beladan başka bir şey değil. Peki yayını izleyip hala kanalı takip etmeyen var mı? Ne olacak peki? Var mı öyle bir... Memura ihtiyacımız var. Neyse. Özellikle kaliteli memura. Hiçbir şekilde onlara zarar gelmesini istemem. Özellikle de benim yetiştirdiğim memura. Emma konusunu tamamen geç. Dedektif büroyla alakalı bir bilgiyi dışarıya sızdırırsa onun pişini çekerim. Umarım tekrar olmaz. Emma sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Öyleydi. Çok da güzel vakit geçirmiştik zamanında. Şu an durumu anlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Oturur bunu detaylı konuşuruz. Şu an sizin için çok stresli bir 3 gün geçti. Rolde senin işin içinde olduğunu biliyoruz bu arada. Efa sen konuşur. Durumu için izah edersin. Şimdilik biraz daha sakin kalalım, olur mu? Tamam Teğmen. Bir ortalığı yatıştırmamız lazım. Son olay hakkında da konuşmamız lazım. Bu kadar amatörce gelişmemesi lazım. Hepimiz riske... Risk altındayız. Arkada bardaklar var. Sana söylediğim o mesajdaki şarap var ya. Yalan olmasın diye biraz da sakinleşin diye buraya bırakıyorum. Anlaşıldı Teğmen. Biraz kafanızı toparlayın. Ben de sonra hayatınıza geri dönersiniz.